Herkese selam arkadaşlar. Hayattan soğutan, oynayan insanı ateist yapan GTA Vice Hardline modda 3. bölümle karşınızdayım ve o geldi. Çocukken ya da gençken hepimizin en zor görev olarak bildiği inşaat patlatma görevini bu kadar zor bir modda nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ve inşaat patlatma görevine giriyoruz. Demolition Man bize ne getirecek hep beraber göreceğiz. Hem YouTube'a, videoya, chat'e, herkese selam. En zor görev artık imkansız yorumları geliyor chat'ten. Ne hale getirdiler oyunu? Hep beraber göreceğiz. İnşallah mantıklı bir seviyeye getirmişlerdir de yapabiliriz yani. Evet, girdik göreve. Tamam, RC helikopteri kullan. 4 tane patlatma noktası var. O bu araç çok kötü gidiyor lan. Bu aracı biliyorum. Raider mıydı? Rider mıydı bu arabanın aracın adı? Bu berbat giden bir araç. Bununla çok zor olur. Bir de her yere herhalde ateş edecek elemanlar falanlar da koymuş olabilirler. Arif'cim teşekkürler katıldığı için. 4 dakikadan az bir sürede yapman lazım diyor. Okey. Normalde 6 dakika falandı. 4 dakikaya vermişler ve bu aracı vermişler. Şöyle bir önce ayarlayayım aracı. Direkt aldım. Gittim. 3 dakika 40 saniye. Ama bu daha hızlı. Bir yandan da güvenlikler falan kol geziyor. Hareketli hedefe atmaya çalışacağız. Değil mi? Doğru mu görüyorum? Hareketli hedefe mi atmaya çalışıyorum? Hareketli hedefe atmaya çalışıyorsun. İnanılmaz. Çok iyi lan. Harika görev. Çok çok güzel yapmışlar. Tamam, belli bir paterne göre yani belli bir yolda gidiyor. O yolu eğer keşfedersen, o yolda durursan aslında çok da zor değil bence ilki. Şimdi buradan dönecek. Dönerken olmadı. Tam döndüğü yola koyarsan çok sıkıntı yok bence. Gel kanka. Tamam, buradan dönüyor bak. Şu an kovalamayacağım, bekliyorum. Tamam, zaman geçecek biliyorum ama şu an ilk denememiz, taktik geliştiriyoruz gibi düşünün. Tam buradan gelecek. Tamam. Birine koyduk abi. Şimdi ikincideyiz. Bu mantıklı. Emre Tanrı verdi. 50 katıl attı. O da bir bomba bıraktı. 50'li bomba bıraktı çete. Emre'cim çok teşekkür ederim. Bu deli görevde. Harbiden çok tatlı oldu. İkinci kata da mı araba çıkartmışlar? Emre'ye benden öpücükler. Araç çok hızlı. İlkini böyle hızlı bırakırsak sonrasında da mantığı oturtabiliriz ama bakalım ikinci katta neyle karşılaşacağız. İkinci katta da hareketli. Araç var gene. Oh be, neredeyse koyuyordum direkt. Neredeyse direkt koyuyordum. Şuradan karşıya geçer miyim? Yine gidiş geliş yolunu keşfedip çok zorlamadan sıradaki turda bırakılabilir. Yani kovalamak bence mantıklı değil. Çünkü kovaladığımızda yetişmemiz çok zor. Mesela onun geliş yoluna. Hayır, patladın dur. Onun geliş yoluna gitmem lazım. Dönmeden bombayı bırakmam lazım. Mesela buradan geliyormuş. İkincide geliriz, burada bekleriz. Şimdi failleyeceğim ya. İkincide gelirim, burada beklerim. Tam dönerken bombayı bırakırım. Emre'den 50 katıl daha. Emre neler yapıyorsun? Emre şovunu yaptı. Tamam. İkinciyi de bıraktım. Üçüncüyü de en azından görelim. Zaten yetiştiremeyeceğim. Ama üçüncüyü de görelim. Emre Tanrı verdiden 100 katıl. Canımsın Emre'cim. Öpüyorum. Üçüncüyü de deneyelim bakalım. Çete katılanlar, katıl olanlar Discord'da katılmayı unutmasın. Yetkilerinizi alın. Ve GTA 5'lerinizi indirin. Bir hafta sonra GTA 5 canlı yayınları başlıyor. Katıllarla playlist falan yapacağız. Bu eğlenceli Car vs Human'ları yapacağız. Wall Ride'lar falan yaparız. Katıllarla GTA 5 başlıyor.
Abi. Mesela üçüncünün taktiği nasıl olacak? Direkt duvar dibinden geliyor. Tamam, bunda da duvar dibinde bekleyeceğiz. Üçüncüde de duvar dibinde bekleyeceğiz. Bu duvar önünde zaten tur atıyor. Tamam, sıkıntı yok. Emre'den 50 katıl daha. Emre neler yapıyorsun? Emre sen neler yapıyorsun be? Hadi bakalım. Bence çözdük. Dördüncüde ekstra bir şey yoksa imkansız gibi gözüken görev çok çok imkansız değil bence. Çok çok imkansız değil. Bu arada 911 katıl olmuşuz. 1000 katılda 12 saat sözü vermiştim. Eğer bugün 1000 katıla ulaşırsak yarınki yayınımız 12 saatlik yayın olur. Yarın ya da cuma günü yaparız. Ona cumartesi yaparız. Ona chatle beraber karar veririz. Artık siz ne derseniz onu anket açar karar veririz. Mister, hoş geldin, selamlar. Hadi bakalım. Onları takip etmek yerine durdukları yerde, yani gelecekleri yere pusu kuracağız ve orada alacağız. Mantık o. En zor görev artık imkansız yazıyordu Özkan ama ben bunu imkanlı haline getireceğim. Bu görevi çok sevdim. Şu ana kadar en bayıldığım, en sevdiğim görev bu oldu. Çünkü yapılmayacak bir görev değil bence. Yapılabilir bir görev. Onun tam geliş yoluna pusuyu kurdum. Ah be abi. Bug'a girdi resmen. Havada kaldı bomba. Biraz daha gidelim. Aa, bırakmadı. Bırakmadı. Çok zaman yedik ya burada. Tamam. En azından ilkine göre iyi durumdayız. Belki 2'yi 3'ü çok hızlı geçeriz. Belli mi olur? Oradan zaman kazanırız. Ünlem Discord yazarsanız DC linki geliyor. Tüm chat üye oldu, ben hariç. Takıl kankam chatte. İlla ki denk gelir. Haydi bakalım. Araç çok hızlı bu arada. Kontrolü daha zor ama çok daha az. Yani bu görev için bir nimet diyebilirim. Let's go. Tek attık buna. Şimdi dördüncü bomba için bayağı bir zaman kazanmış olduk. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. İndik aşağı. Üçüncüye doğru gidiyoruz. Üçüncüde bir ara nokta vardı. Arada bekleyeceğiz demiştik. O arayı unutmayalım. Üçüncüde çok işe yarar. O arada bekleyip direkt geçeceği o dar alanda çakarsak bombayı hızlı olur. Belki dördüncüyü de bırakabiliriz. İlkinde biraz zaman kaybettik ama burada da zaman kazandık yani. Tamam, şuradan gidiyorum. Önünü kesmeye çalışacağım. O ara yokmuş bunda. O ikinci kattaydı demek ki. Ah, burada o hedefi kaçırmasaydık. O kadar tatlı olacaktı ki. Yapma ya. Attım bu sefer. Emre'den 20, 20, 50. Emre dedi ki 12 saat yayın. Emre sen karar ver o zaman. Bu 12 saatin sponsoru sensin. Chat'le beraber başta sen karar ver. 12 saat yayın ne zaman olsun? Toplamda neredeyse 200, hatta ne neredeyse 200'den fazla katılın için seni öpüyorum. Canımsın. Müthişsin. 1000 katıla çıkarttı tekrardan bizi. Ve 12 saat garanti oldu. 12 saat yayın ne zaman olsun? Siz karar verin. Yarın derseniz yarın. Yok, yarın okul var, izleyemeyiz derseniz. Cuma ya da cumartesi. Cumartesi. Tamam. Arkadaşlar, sizin için de daha iyi olacak. Zaten Emre de cumartesi diyor. Cumartesi günü let's go. İmkansız dediğimiz göreve 2 attık. Daha fazla değil. İmkansız denilen görev yok edildi. Ve cumartesi günü 12 saatlik yayınımız var. Muhtemelen öğlen 2 gibi başlarız ya da öğlen 3 gibi başlarız. Gece 3'e kadar devam ederiz. Hem videoya hem de yayına selam olsun. Muhteşem geçtik. Bir tane save atalım. Ve cumartesi günü yayına beklerim. GTA Vice Hardline'da olur. Simülasyon oyunları olur. FIFA olur geceye doğru. Başka 2-3 tane oyun katarız araya. Cumartesi günü
12 saatlik yayınımız. Pardon. Herkes katıldı. Yayındaki herkesi kattı ya. Şu an katıl olmayan büyük şanssızdır yani. Şu an katıl gelmeyen acayip şanssızdır bu kadar katıl üzerine. Özkan nasıl? En zor görev artık imkansız. Sonrası iki deneme. 10 numara geçtik. Gelmedi aga be. Bu arada su muhteşem bir şey. Her zaman yanınızda bir bardak, bir şişe su bulundurun abi. Harbiden su içtikçe hayata şükreden insanlar vardır aranızda. Ben de öyleyim. Su acayip güzel bir şey. Eren Özdemir, Erencim teşekkürler katılın için. Şimdi Gonzalez'i kesme görevi. Burada ne yapıyorduk? İçeriye giriyorduk. Gonzalez'i istersen elektrikli testereyle kes. Gene testere vermiş Allah razı olsun. İstersen testereyle kes. İstersen dışarıya çıktığında testereyle kes. Arabayla üstünden geç. Her türlü oluyordu. Şimdi Gonzalez'i nasıl koruyorlar? Nasıl engel olacaklar bana? O çok önemli. Bakalım. Gonzalez'i doğrama görevine geldik. İlk videoda iki tane görev yapmam 1,5 saat sürmüştü. Bu videoda 10 dakika falan hallettik inşallah. Bunu da hızlıca hallederiz. Save attım diye hatırlıyorum ya. Save attım. Tofan aracından indim attım ya. Cumartesiye GTA Online yetişmez muhtemelen. Haftaya GTA Online yaparız. GTA Online'ı Online'ı ne güzel söyledim. GTA Online'ı özel olarak bir yayına alacağım. Bir yayın GTA Online yayına açılacak yani. Arada girilen bir oyun gibi değil. Bu arada Pipi Gizem'e selam olsun otel camında. Şimdi bir anlamak için, denemek için bir Gonzalez'e giriyoruz. Başımıza ne geleceği hep beraber göreceğiz. Şöyle aracı kapıya bırakalım kaçma durumları falan için. Elimize testereyi aldık. Haydi bakalım. İçeride biraz daha kalabalık adamları var. Silahlı milahlı efendim. He? Yok yok iyiyim ben. Zıpladık. Hassiktir. Bu ne lan? Saniyede indirdiler. O zaman böyle önlerine zıplamayacağız. Arkadan falan adamları vura vura ilerleyeceğim herhalde. Saniyede yok ettiler. O nasıl bir taramaydı? Saniyede içimden geçtiler abi. Saniyede içimden geçtiler. Zıplasam ne olacak? Yandan gitsem ne olacak? Kral onunla ne alaka? Silah kullanmak önemli şu anda. Adamlar M60'la falan halletti hızlı. Ben de GTA 5 var hocam ama online adam akıllı girmedim. Tarif edersin değil mi? Abi bizim modlarla iletişime geç Murat. Onlar GTA Online sapı. Sana anlatsınlar. Seni de hazır hale getirirler. GTA Online yayınlarında oynayacak hale gelirsin. Kolay dediğimde zorlanıyorsun. Zor dediğime tek atıyorsun. Ya bu zor değildir de önlerine atladım ya. Tavuk gibi düştüm önlerine. Taradılar yani. Bende silah var nasıl olsa. Önce girmeden adamları vuracağız. Gonzalez çıksın dışarıya. Gonzalez'i yakalarız her türlü herhalde. Sonrasına bakarız. Burada save at. Onu iyi dedin de biraz uzakta devam ettik. Bir dahakine orada save atarız. Kıyafeti Tommy'nin gözler siyah ya. Tommy sanki mal içmiş de hayatı kaymış gibi. Bir tane eskiden Atari'de oyun vardı. Böyle silahlarım vardı. Ördekleri falan vururdun. Çok eski böyle. 2000'lerde falan. Belki 90'larda. Onun gibi avladılar beni. Aboneleri hala bitmedi. Bitti bitti. Bütün katıllar bitti. Chat'e gelenler bitti. Ekrana gelenler bitmez. Ekrana gelenler izleyenlerin keyfini bozmasın. Tabii beni keyiflendiriyor. Benim için sıkıntı yok ama. Tamam, aynen. Biraz aşağı indireyim. Koyduk abi. Geldik. İrlandalı Tommy yollarda. Shotgun'la indireceğim artık. En çok shotgun'da mermim var. Oh,
O yemiyor oradan. Gonzales kaçtı. O PCC ile kaçıyor. PCC ile hızlı kaçacak. Aa, beni de çıkarttı. Çok iyi. İçeridekilerle hiç uğraşmama gerek kalmadı. PCC'ye atladı, kaçtı. Normalde Gonzales bu görevde bu adamlar nereye gidiyor tarzı bir videom vardı benim. Çok uzağa gitmesine izin vermemem lazım. Burada da tarıyorlar. Bu adamlar nereye gidiyor diye bir görev videom var. Gonzales burada polis istasyonuna kaçıyor. Yani kovalamak için çok fazla alanım yok. Hata yapmamam lazım. Dışarıya çıktığı gibi indirebilmem falan gerekiyor. O da kolay değil. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Polis istasyonuna gidene kadar yetişip indirmem gerekiyor. Çözeceğiz. Kamyon koysan abi. O sağından solundan geçip her türlü polis yoluna gider ya. Belki gidiş yolunu da değiştirmiştir. Eğer orası ise çok kısa mesafe. Hemen varır oraya. Arabaya kapıya düzgün park etsem belki. Yanlış mıydı ki? Gidiş yoluna doğru parktı. Adam PCC'ye atladı. Bayağı bir kaçıyor sen binene kadar. Ama bak şey yapılabilir. Aklıma şu geliyor. Onun gideceği yola mesela bir tane araba bıraksam. Oradan dönüş atmaya çalışırken motorla o aracı çarpar mı? Köşede sıkışıyor. O dönüşte böyle duvara yakın geçti. Duvara doğru uzun bir araba bıraksam belki oraya çarpar. Kaybolur. Deneyelim. Büyük bir araba bırakacağım. Mesela bu araba uzun bir araba. Bu araba olur. Bunu gideyim o dönüş yoluna bırakayım. İçerideyken shotgunla sıkmaya çalışsan. Bilemedim. Bakacağım. Bu uzun bir araba. Dönüş yoluna bırakayım. Belki motorla buna çarpar düşer. Yandan git testereyle ile kes hızlıca. Deneyeceğiz, çözeceğiz. Dur bakalım. 12 saatin garanti oldu. Bundan sonra arkadaşlar gene 100 katında 8 saat diye devam ederiz. Hatta şu 1000 katında 12 saat yayın yazısını değiştirebilirim artık. 1100 katılda 8 saat yayın yapayım burayı. Yine stabil 108 saatlik yayınlar devam ediyor olacak. Abdullah Kaan Doğan sağlam destekçi olarak kanala katılmış. Abdullah'cığım teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bundan sonra sabit şeklimize devam ederiz. Gonzales'in yanındaki elemanda silah yok. Bina girdiğinde direkt shotgun'la Gonzales'i zaten vursan düşer yere. Tamam, vurmayı deneyeyim. Çıkarsa da şurada dönmeye çalışırken belki alırız Gonzales'i. Şöyle bıraksam tam bu taraftan böyle bir dönüş atıyor. Şöyle bıraksam ve kaybolmasa bu araba. Sonra ben kaçarken yakalasam Gonzales'i. Bir de hızlı araba lazım tabii bize. Gonzales'i yakalamak için. Bir çiğ tam bir tane bir şey gelir mi yoldan? Benim de Gonzales'i yakalayabilmem lazım. Hızlı bir şekilde. Ha, şuradan bir çiğ tak geliyor. Onu alayım. Deneyeceğim. Steam isteklerini kabul ediyorum ama çok fazla istek geliyor. Hani listeyi temizledikçe kabul ediyorum. Bana Discord'dan falan yazman lazım. İşte ben sana katılım. Linkim bu. Seni ekledim falan diye yazman lazım. Böyle direkt kapıya park edip direkt hani hızlı bir şekilde bineceğim gibi bıraktım. Ah. Bu yayında 1100 olursa ne yapacaksın? Yarın 8 saat direkt yaparız öyle bir durumda. 8 saat çok 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 büyük bir şey değil Ölünki gibi. Direkt 8'i yarın yaparız öyle bir durumda. Yok. O Gonzales her türlü dışarıya çıkacak. Belli oldu. Bu kadar şeyde yemiyor. Aa, benim çita kayboldu. Bitti görev. Benim çita kayboldu. Görev direkt bitti. Aa, güzel. Kolaydı. Araca bindim. Bitti. 1 1 katıl, 5 katıl, 20 katıl. Ne yaptı?
1031 falan mı yaptı? 1032. Tamam. Tutmamış Emre. Emre tutmamış. 1032. Görev başarılı. Çok kolaydı. Gayet kolaydı. Easy. SWAT aracına bir daha binmeyi deneyelim. Shotgunlarımızı yalandan harcamışız. Shotgunlarımızı baya baya yalandan harcamışız abi. Hiç gerek yokmuş. Güzel. Çok kolay görevmiş gerçekten. Motordan bu kadar kolay düşmesini beklemiyordum. Şurada bir shotgun mermisi koyalım. 5 mermi. Bir de şu SWAT'a artık binebilsem bir daha derdim olmayacak. Oh. 50 armorumu da aldım tertemiz. Bir de save attım. Allah bereket versin. Gerçi PCC varken başka bir şey bilinmez abi. PCC'ye ihanet edilmez. Bu arada videodan izleyenler 22 dakika olmuş. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Bizim armor vardı ya biraz önce. O armor artık yok arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz kolayından. En mantıklısı bu olacak. Az önceki lafımı geri alıyorum. Polis aracına binip yolumuza devam edelim. Aa benim 23 can var. Niye öyle save atmadık mı? Heh tamam. Devam. O 30 saniyeyi yaşamamışız gibi düşünün. Hayalinizde, rüyanızda. Let's go. Şimdi Cortez'e doğru gidelim. Cortez'in sıradaki görevi Guardian Angels görevi değil mi? Aa yok. AVM'ye gireceğiz. AVM'de de SWAT'lar falan tarıyor lan normalde bile. Normalde bile benim de o itranda en çok hani hasar yediğim görevlerden biridir. Ne olacak şimdi? AVM'ye gireceğim. Öyle bir tarayacaklar ki adamı yakalayamayacak mıyım? Nasıl olacak bilmiyorum ama gayet güzel ilerledik. Özellikle inşaattaki göreve bayıldım. Çok hızlı, çok güzel görevdi. Şu telefon görevine falan da gideriz. Onu da merak ediyorsanız. Gidelim bir Cortez'e bakalım. Mod başlarda çok absürt gelmişti. Şimdi ilerledikçe sarıyor gibi. Evet, başta çok zorlandım ya. Ya bu kadar da olmaz, sıkıcı mıkıcı falan diyorduk. Ama tamamen taktiği öğrenmek abi mesele. Nasıl yapacağını bilirsen yapılıyor. Beklemediğin şeyler yaşandığı için bir anda ondan patlıyorsun. Yeter ki nasıl yapılacağını öğren yani. 2 TB çakmak lazım Sametçim. Haklısın. Video devam ediyor evet. Daha 22-23 dakika olmuştu. Bu videoyu bir 40 dakika 50 dakika yaparım. Videoları uzun atıyorum ya. Hadi bakalım. Elemanın kaçış yerine ben şunu bırakayım gene çita. Belki kaçını maçını engelleriz. No itranda bunu yapıyordum. Buraya araba bırakıyordum. Kaçamıyordu. Bakalım ne olacak. Şimdi görevi başlattım. Tommy'yi de şu kıyafetten kurtaralım bir ara. Hep beraber. Hep beraber canlar. Hemen şurada merdivenlerden zıplarım normalde. Zıpladım. Adamı kilitledim. Aldım çipleri. Cortez'e doğru gidiyorum. Bakalım ne olacak? Cortez'e giderken bir şey olacak mı? Cortez'in önünde bir şey olacak mı? Yoksa direkt tek mi? Şöyle bir kapıya bakalım yalandan. Ne oldu? Easy. Bunun zorluğu neydi? Bunun zorluğu neydi peki? Kaççı arabayı gördün mü? Dur o zaman. Nasıl olsa böyle yapabiliyorum. Ben bunu bir normal araba kitlemeden bir görmek istiyorum. Allah kahretsin, nereye döndüm? Oyunun başına döndüm. Nereye döndüm? 21-28, 21-29. Bir görmek istiyorum. Lan nereye geldik ya? Vay anasını. Çok uzağa geldik. Harbi lan save atsaydım o save'e dönerdim ha. Onu niye yapmadık?
Hallederiz ya, sıkıntı yok. Görev çok kolay zaten. Sadece zamandan yiyecek. Ben kortizyonda da save aldım. Saymamış. Merak ediyorum yani. O arabayı oraya koymasaydım, adamı kitlemeseydim neyle karşılaşacaktım da bu görev zordu. Çünkü bu bayağı easy oldu. Çitahla kaçacaktı. Çita mı vardı? Bende ne olacaktı? Çita yerine çöp kamyonu mu olacaktı o zaman? Bana da çöp kamyonu falan verecekti. Zorlu adamda armor var. Yo, silahla çok kolay öldü ya. Görevlerin hası geldi. Guardian Angels çok zor olacak o zaman. Dur bakalım bu görevin zorluğu ne? Onu bir öğrenelim. Sadece 4 yıldız var o kadar. Cheetah galiba. Demek ki çok da zor bir görev değil. Bir kere bir oynayalım, anlayalım. Ondan sonra gene normal devam ederiz. Ben yaparım. Kritik vurdun abi. Let's go. GTA 6 oynayacak mısın? Cem sence? GTA'ları bu kadar oynayan, seven bir insan GTA 6 oynar mı, oynamaz mı? Bir sonraki görev için silah toplamanı öneririm. Onu, o görevi bir oynayalım. Ondan sonra silah toplamalıymışız deyip toplarız. Öncesinden plan program yapmayalım. Biz bu görevi çok deneyim için bize göre iyiyiz. Adamın önünü kapatmak taktikti burada muhtemelen. Kapattık. O yüzden kolay oldu. Berkay'dan bu arada 25 TL'lik destek gelmiş daha önce. Muhtemelen katılılardan önce gelmişti. Teşekkür etmişizdir. Yine teşekkür edelim. Şimdi geldik. Normalde konuştu. Zıpladık. Eleman kaçmaya başladı. Tita var. Bana hiçbir şey vermedin mi? Arkaya da dinamit attı lan. Arkaya da bomba... Takip yoluna da bomba atıp onu takip etmemi engelliyor. Okey. Yani. Yine araba bulsak buradan. Depar atıp kovalasak. Arkaya araba bıraksak. Araya maraya halledermişiz. Okey kanka. Zor gibi gözüken ama çok da zor olmayan bir görev. Bu gene niye buraya geldi ya? Okey, gidiyorum, araba bırakıyorum, adamı git diyorum, tarıyorum, görev bitiyor. Let's go. Adam fazla kolay bulduğu için save'lemedi ayrı bir seviye. Ya göreve uyduramadım yani, anladın mı? Mantıklı gelmedi, daha zor olmalıydı. Şu ana kadar çektiğim acılara göre bu çok kolaydı. Save almadın oğlum. Failledim. Failledikten sonra niye save atayım ki? Kendin nasılsın? Yayınlarda uzun gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Abi şöyle düşün. Gerçek hayatta işin nasıl gidiyorsa hayatına da yansır. İşim güzel gittiğinde, yayınlarım iyi izlendiğinde, videolar izlendiğinde, hani yalan değil, katıl geldiğinde, destek geldiğinde insan ona göre güzel oluyor. Bunlar olmadığında, az izlendiğinde daha mutsuz oluyor. İyi giden yayınlar beni mutlu ediyor. O yüzden keyfim yerinde. Guardian Angels görevinde sövüşünü çok merak ediyorum. Bakalım çok zor olacak gibi ama taktiği çözene kadar, taktiği çözdükten sonra onu da hallederiz. Let's go. Kırıcı melekler görevi vardı, ilk save'di. O muhtemelen normal oynadığımız bir günün sonrasıdır. PPP bir şey olur. Şurada bir save atalım. Yine burayı anlamaz. Bir daha bir save atalım. Şimdi devam edelim. Bu mod Titan'dan daha zor. Evet. Aynen öyle. Trabzon maçında İstanbulspor başkanı takımı çekiyor şu an. Abi ya yeter Allah aşkına. Bir futbol oynayalım. Yok kavga, yok dövüş, yok takımı çektim. Salın ya. Bir futbol oynayalım artık. İyice köy ligine döndük anasını satayım. Bir salsınlar da artık bir futbol oynansın ya. Vallahi bütün turnuvaları elimizden alacaklar. Takımlarımızı Avrupa'ya göndermeyecekler. İyice saçmalandı yani. Tabi durumu bilmiyorum. Şu an senden okuyorum. Belki öyle değildir ama.
Buraya indirdik. Dört yıldız polis. Hemen kaçalım. Yolumuza gidelim. Let's go. Trabzon'a bastım, inşallah ben mağlup sayılır İstanbulspor. Öyle olur da öyle durumda sonuçlanması için bayağı beklemen gerekiyor bildiğim kadarıyla. Let's go. Mehmetçim sen muhtemelen bana destek olmak için Emre'ye yazıyorsun öyle ama insanlara müdahale etmeyin abi. İnsanlar katılmak isterse katılır, beğenmek isterse beğenir. Öyle baskı altına almayın yani insanları. Gerek yok. Let's go. Sıradaki göreve giriyoruz. Cortez ve Guardian Angels. Koruma melekleri, koruyucu melekler. Görevine girdik. Herkes diyor ki chatte bu görev acayip sıkıntı. Bu görev acayip problem. Hep beraber göreceğiz ne kadar problem olduğunu. Shotgun mermimiz bir 15 tane var. Bu mermiden hiç yok. Anlayacağız. Aa, bugün öğretmen derse gelenlere finalde 5 puan vermiş. Ben her derse gelirdim. Bugün otobüsü kaçırdım. Türkiye'deki öğretmenler adaletsiz değil mi? Şanssızlık olmuş kralo. Yani sadece buna bakarak adaletsiz diyemem. Sonuç olarak diğer insanlar için de çok güzel bir şey yapmış. Ama senin için anlaki olmuş. Sen kendi açından baktın sadece olaya. PlayStation 6 ne zaman çıkar? 7-8 sene sonra. Taktik istemiyorum. Görevlerde kimse spoiler vermesin. Ben kendim acımı çekeyim, öğreneyim. Arkadaşlar geçemiyorum artık Allah rızası için dersen bana şöyle yapacaksın deyin. Dün de bazen yayında gördüm. Hani keyfimizi bozmamak için söylemiyorum. Pain Spray'e gidersen orada göreceğin şey seni çok şaşırtacak. Pain Spray'e gidersen bir daha Pain Spray'e gitmezsin XD yazıyor herif. Lan hani şimdi söyleyeceğim. Amına kodum hani onu eğer ben zaten daha yapmam yani sen bunu yazdıktan sonra. Bütün tadını kaçırıyorsun yani anladın mı? Yazmayın bunu. Gibi. Emre aynen öyle. Doruk hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Şu kıyafetten kurtulalım aga. Kıyafet olmadı. Can hoş geldin. Kim söyledi bilmiyorum. Cem mi söyledi? Başka biri mi söyledi? Aa bak verdi 210 vermi. Kim söylediyse işte. Cem söylediyse de kötü niyetle söylememiştir zaten bilmiyorum. Sonuç olarak hani spoiler olabilecek şeyleri spoiler vermesen de ima etmemek lazım. Tommy'nin gözüne bir şey olmuş. Canlar düşük başladı ve helikopter geliyor direkt olarak. Okey. Helikopterden Haiti'li atladı. Lens'e adam geldi. Arkada birileri var. Görev bitti. Evet. Bunların nereden geleceğini, sağdan geldi, soldan geldi yerini ezberleyip taramak lazım herhalde. Görev çok uzun sürdü valla. Ne yapacağız acaba burada? Geldik, bir saat takılacağımız yere geldik. Hazır mısınız? Bir saat takılacağımız görev işte burada. Daha en başında geldiler bile. Normalde görev yarım saat sürüyor. Direkt geldiler. Bakalım ne yapacağız. Kıyafet değiştirerek. Gideyim bir. Rafael'in önünde falan kıyafet var mı? Bakalım. Ona göre save atayım. Gerçi şu an göreve girdim zaten. Onu göreve girmeden önce yapmak lazım. Haydi bakalım. Hediye abonelik nasıl açılıyor? Yukarıdaki hediye paketlerinden birine tıkla. Ondan sonra izin ver dersen açılır. Abi İstanbulspor faul beklediği bir yerde kritik yer hakem faul vermemiş. Başkan takımı sağdan çekmiş. Hediye İstanbullu sağda. Oho her faul beklediğimiz yerde hakem faul vermedi diye oyuncuyu sağdan çekeceksek. Ulan İngiltere'de Manchester City'nin
Son dakikada deli gibi hatanı yiyorlar. Adamlar what a game diye paylaşım yapıyor. Hakem hatalı karar verecek ya da robot koyacaksınız oraya. Salın abi. Salın ya gerçekten. Çok uzadı bu hakem muhabbetleri. Boş boş hareketler. Vallahi bomboş hareketler. Çok fazla geliyorlar. Çok kalabalık geliyorlar. Umarım agaları hayatta tutabilirim. Az önce Lance mi öldü, Diaz mı öldü acaba? Lance'in yanında adam yok. Diaz'ın yanında adamları var. Biraz daha Lance'e odaklanmak lazım. Helikopter bende. Ben helikoptere odaklandım. Helikopteri taradım. Şu an helikopter çok büyük mesele değil. Önce sağdan soldan gelen adamları vurmam lazım. Ya da arabaya binmek, arabaya falan kitlemek. Öyle şeyler olabilir mi acaba? Önce Lance'e geleni vurdum. Tamam, Lance'i öldürüyorlar hemen. Şu arkadakiyle mesela uğraşmamam lazım. Arkadakini siktir et. Burayla uğraşma. Önce Lance'i vuranı indirirsem, bu tarafla uğraşırsam arka tarafa sonra bakabilirim. Direkt Lance'i hallediyorlar. Bizim Lance'i korumamız lazım. Lens'i seri yok ediyorlar. Silahları al. Ha, silahları alıp bir daha save atsam öyle gitsem daha çok silahım olur. Mantıklı. Bir dahaki faillersem eğer silahları alırım sahadan. Silahları alırız. Öyle save atarız. Geliriz tekrardan göreve. Daha çok silahımız olur. Bence GSFB BCK maçlarında da aynı olaylar çıkacak. Asla çıkmaz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında. Çünkü bu süreçlerin Türk futbolunun marka değerini çok fazla düşürdüğünü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanları biliyordur. Onlar da en büyük paydaşlar, en çok parayı yiyenler. En çok Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanlarına zarar verir böyle şeyler. Asla böyle şeyler yapmazlar o yüzden oyuncularda. Tabii ki kavga çıkar, itişmeler çıkar ama yok sahadan sizi çektim falan. Öyle şeyler Galatasaray, Fener, Beşiktaş maçlarında olmaz. Çünkü zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş savunulan taraflar genelde. Anadolu kulüpleri zaten acıyı çekenler. Neyse, futbol muhabbeti yapmayacağım ya. Türk futbolunu konuşmak artık hani çöplüğü konuşmak gibi. Seviyoruz takımımızı, maçtan maçı izliyoruz, destekliyoruz. Bu. Daha fazla yok. İstanbulspor maçında olay çıkmış. Allah akıl fikir versin yani. GTA Vice'den sonra Thief Simulator diye bir oyun indirdim. Hırsızlık yapacağımız bir oyun. Bugün hırsız olacağız. Hırsız simülatör yapacağız. Bu görevde Lance'i koruyacağız. Lance'in ya da merdivene düşeni vuracağım. Hemen aşağıdakini vuracağım. Sağdan soldan gelenleri vuracağım. Arkaya da bir ara dönerim ama ilk fokus alanımız Lance Vance olacak. Gelsin bakalım agalar. Lance'in canı çok az. Diaz'ın biraz daha yüksek. Hırsızlık yaparken yakalanan Tugay beni sıktı. Ellerimle sıktım anlamında. Bir simülatör 1'i indirdim. Önce 1'e bakalım. Beğenirsek ikisini de oynarız. Bu eleman da beni öldürüyor ama. Ben Lance'i koruyayım diyorum ama beni de çok fena vuruyorlar. Açıkta kalıyoruz ama dediğiniz gibi. Bu görevde bayağı açıkta kalıyoruz. Lance'i korumak için hem Lance'in yanına gidip hem de kendimizi belki Lance'in tarafında tutmak mantıklı olabilir. Lens'in yanına bir zıplamaya çalışalım. Sağına soluna araç çek abi.
Sağıma soluma araç çekeyim. Yani o merdivenlerden yukarıya araç çıkartsam beni değil aracı vursa belki biraz korur beni. Da nasıl çıkartacağız oraya? Yanına araba koysan araba esper olsan. Daha mantıklı. Yanımıza bir araba çıkartalım bakalım. Onunla uğraşılmaz. Bakacağız. Eğilsen nasıl olur? Aşağı inip arabaya binsen. Nasıl koruyacağım adamları? Lens'in yanında biri geliyor. Nasıl koruyacağım? Mesele benim ölmem değil. Ben Lens'i veya Diaz'ı korumaya çalışırken öldüm zaten. Mesele onları öldürtmemek. İlk baştaki amaç o. Daha sonra kendimi götümüzü koruruz yani. Şimdi görev başlar başlamaz. Adamlar gelene kadar kapıdaki arabalardan birini yukarıya çıkartıp kendimi koruyacak seviyeye getirmeye çalışabilirim. Ya da Lens'in yanına arabayı çıkartıp adamın Lens'in yanına gelmesini engelleyebilir miyim onu bilmiyorum. Ama o arabalarla kendimize bir koruma kalkanı oluşturmamız lazım. Bakacağım. Ya da Lens'in yanına direkt koşacağım. Lens'le beraber taramayı deneyeceğim. En azından şu arkadakiler yeteri kadar mesafe olmadığı için beni vuramazlar. Direkt Lens'in yanına bir çıkalım abi. Biz bu denemede bir Lens'in yanına koşalım. Gel abi. Lens'in merdivene çıkarsak en azından bu arkadan beni tarayanlar da tarayamaz. Kübalıların arabası geldi mesela. Kübalıların arabasını alabiliyor muyum direkt? Kitle. Geldik Lens'in yanına. Şuraya adam falan düşecek. Bunu direkt vuralım Lens'in yanında. Gayet temiz gidiyor şu an. Lens'i vurmaya çalışıyor ama Tommy yakın kalınca. O kötü. Diaz bayağı sağlam indiriyor bu arada. Hayır. Burayı atlattık da sonrası. Ben falcı öyle bunları kovalayacağım ama. Ben faciayla bunları kovalayacağım. Okey. Suicide bomberlara karşı dikkat et. Yani intihar bombacılarına karşı dikkat et diyor oyun. Çok yaklaşırsam kendilerini patlatacaklar. Tamam, öndekini patlatmam lazım. Bunlar sıkıntıymış. Bunlar kendini falan patlatıyor galiba. Önlerinden gidip öndekini vursam. Orada helikopter falan var. Orası riskli. Oradan gitmem. Oha! O helikopterin olayı oymuş. Elemanı helikopterle aldılar, gittiler anasını satayım. Elemanı helikopterle kaçırdılar. Harika lan. Güzel görev yapmışlar. Tamam, Lens'in yanında kaldığımızda kolay olmadı. İki kere arkadan da adamlar geldi. Arkadan gelenlere çok dikkat etmem lazım. Diaz kendi işini kendi görüyor. Kaçarken de biraz daha hızlı olmamız lazım. O facia öyle ben gidene kadar adamlar beni öldürmesin diye suicide bomber falan yazdılar. Beni patlatmasınlar diye arkada kalmaya çalıştım ama harbi halodayı hapisten kaçırma sahnesi oldu. Polat'in de helikopterle aldı gitti yani. Let's go. Görev yerine motor getir. Onlar kaybolur arkadaşlar. Onlar kaybolur.
Ha buna güzel mi diyor Stan? Sen GTA Vice City'nin mazoşisti olmuşsun. Yani bunu şimdiye kadar fark etmemiş olman büyük hata. Furkan Burak Öztürk katılmış. Furkancığım hoş geldin. 1033 katıl olduk. 1100 katıl da 8 saatlik yayın kanala katılarak ve özellikle Binary Game Oyunfor'dan destekleyerek kanala destek olabilirsiniz canlar. Öpüldünüz. Videodan izleyenler de beğeni yorumu unutmasınlar. Lens'in yanına geçmek mantıklı karar. Geçiyoruz. Hemen tık 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 hepsini vuruyoruz. Diaz bir şekilde kendi işini kendi görüyor. O konuda çok iyi. Lens'i koru. Sonra atla Falcı öyle yoluna devam et. Yeni almak istediğin telefon. Barın ne zamanda olacağı önemli kral. Şimdilik işte S23 diyen var. Realme GT2 Pro'ya bakıyorum. 20, 25, 30 o civarda bir telefon çözmeye çalışacağım. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Hayır, Faco vermesi bir yana, bir de Faco'nun da tekeri patladı az önce. O çok kötüydü. Çok fazla hareket etme, kaçma şansımız olmuyor burada. Zamana karşı mücadele ediyorsun. Şu arkadan gelen çok sıkıntı. Arkadan geleni saniyesinde yakalayabilsem çok tatlı olur ama böyle biraz lensin önünde durayım, lensi vuramasın. Belki beni vurur önce. Emre Tanrı verdi. 1, 1, 5, 10. Bütün tuşlara basıyor. Tutabilen aşk olsun. Artık kaç olduğuna birazdan bakacağım. Lens vur onu kendin abi. At bir tane daha. Birazdan bir tane daha arkadan gelmesi lazım artık. Zamanı geldi. Diaz kendi işini kendi görüyor. Hiç sıkıntı yok. Tamam çözdük. En sonunda da 50 mi attı? Ne yaptı? 100'e mi tamamladı? Vay vay vay. Emre Tanrı verdi. Bugün Big Mac yediği bütün paralarla kanala katıl hediye ediyor. Emre'cim Big Mac'lerini bugün ben yiyeceğim. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Ve yarın 8 saat arkadaşlar. Cumartesi 12 saat. Yarın da 8 saatlik yayın. Yarın akşam 8 gibi hepinizi buraya bekliyorum. Yarın akşam yayın var. 8 saatlik hem de. Nice oğlum. Eğer görev bu kadarsa Guardian Angels görevi nasıl geçeceksin? İmkansız. O görevi bir gör diyenler utanırımı zannetmem. Eğer görev bu kadarsa bu görevde Emre'ye gelsin. Muhteşem bir şekilde atlatmış olacağız. Hoppa. Yayın akşam Galatasaray'ın maçı var. Maçtan sonra yapsak yayını. Kaçta başlıyor yayın? Ay maç. 7'de ise 9'da açabilirim. Ama 8'de 8.30'da ise sıkıntı. Nice. Ahmet Arda Balaban'dan 12 TL'lik destek gelmiş. 8'de başlıyor. O zaman maçı izlemem yarın. Abi benim ana YouTube kullandığım hesap senin kanalda bağlandı. Allah Allah. Mesaj atabiliyorum. Ne de katıla gelen özel mesajı atabiliyorum başka hesaptan. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş falan diyecektim şimdi. YouTube'da kullandığım hesap benim kanalda bağlandı. Ne şeyse mesaj atabiliyorum. Ne de katıla gidiyor. Ahmet banlanmış olmak ihtimalin var mı? Buglanma değil de banlanmış olma ihtimalin olabilir. Bana Discord'dan kanalın linkini yolla bakalım. Perşembe yapalım 8 saat. iPhone'dan katıl hediyesi alabiliyorsun. Yani şöyle o zaman şunun sözünü vereyim. Yarın kesin yayın var gene. Normal mi yayın olur? 8 saat mi olur? Yarınki duruma göre karar vereyim. Lig maçı acayip önemli bir maç değil. Ama izlemek isterim.
Duruma göre, yarınki duruma göre ya 8 saatlik yaparız ya da maç bittiğinde gene normal günlük 4 saatlik, 3 saatlik yayınlarımızdan birini yaparız. Ama yarın kesin yayın olur gene. Onun sözünü vereyim en azından. Bir tane 12 saatimiz, bir tane 8 saatimiz şu anda garanti olmuş oldu. Haberiniz olsun. Şimdi göreve girmeden bir tane save atacağım. Temiz geçiyoruz görevleri. Keşke silahları da alabilseydim. Ama orada hareket edecek imkanım yok yani. Orada hareket etsem çok kötü olurdu. 50 katıl sandın değil mi? Sanmadım ama sana da teşekkür ederim. Maça gittim gelince devam gibi bir şey yapsan. Yani o da bir fikir ama bilmiyorum Muratçım. Doya doya seni izleyeceğiz desene. Bu ara zaten her gün yayın yapıyorum. Bu katıllarla beraber yine 12 saatlik, 8 saatlikler geliyor gibi. Bu hafta full upuzun beraberiz yani. Şimdi SWAT aracına gitsem iyi olur aslında. Bir armor daha yenilerim ama. Gidelim. Takip görevi bu. Takip görevini biliyorsunuz. Da takip göreviyse niye ben bu tarafa gidiyorum? Takip görevinde adamı dik izliyoruz falan. Şu an ne alaka anı oldum. Niye buraya geldik? Apartman 3C'ye gönderdi beni. Bak görevin yerini değiştirmiş. Görevin yerini değiştirmiş. Apartman 3C'ye geldik. Get inside the house. Kanlı banyoya geldik. Aa, eleman beni burada gördü. Ve kaçtı. He's getting away. Keep on tail. Yakala diyor. BF injection atladı mı? Aslında BF injection atlamadan acaba orada sıkıştırır mıydım? Belki de sıkıştırırdım biliyor musunuz? Depar atsam, BF injection'daki adamı indirsem. O benim taktiği yapardım yani. Belki olabilirdi, emin değilim. Baksana buraya tuzak kurmuş. Ben bunu atlayayım diye tuzak kurmuş resmen. Mission fails oldu. Araçtan araca geçeyim derken. Güzel tuzak. 21.59 Guardian Angels. Devam. Let's go. Chat'teki moderatörlere direkt hani o izni veriyorum arkadaşlar. İşte kavga etmeyin, kavgaya gerek yok falan yazacağınıza eğer tartışıyorlarsa direkt timeout atın gereken insanlara. Boş yapan varsa direkt chat'ten gönderin. Chat'in hiç keyfini kaçırmasınlar. Timeout atın devam ederlerse geldiklerinde banlarsınız. Hiç muhatap olmaya gerek yok. Herkes eğlenmeye geliyor arkadaşlar buraya. Gereksiz tartışmalara girmeyin. Mesela Christoph Senior'a gerekeni ben yapayım. Eğlenceyi kaçırmasın kimse. Bu oyunu ve görevleri çözdükten sonra bayağı sarmaya başladı. Her görevin kendi içinde çözülmesi gereken şeyleri oluyor. Modun 1.2'sini mi 1.1'ini mi oynuyor? Son patch'ini attım işte Alex'im. Son patch'ini attım neyse indirirken ama yenisi geldiyse mesela dün öbür gün onu bilmiyorum. Bu arabanın hayranıyım. Araba güzel ama ben Cheetah'ı daha çok seviyorum mesela. Tommy'nin tipini çok kötü yapmışlar. Rotçu gibi olmuş. Zor ya. Biraz daha Dark Side'a geçirmişler. Anladın mı? Zor diye biraz daha öyle yapmışlar. Şimdi koşup depar atıp adamın bir injection'ını almaya çalışacağım. Bizim görevde yaptığımız gibi. Belki öyle daha hızlı çözeriz. Ah. Aldım. Araba şu an kilitlendi biliyor musunuz? Hareket edemiyorum. İndirdiler beni. Bayağı bugladım görevi şu an. Hah gidiyor. Belki de taktik buydu biliyor musunuz? Belki de benim bunu o itranlarda falan yaptığım BF injection taktiği aslında bu görevin taktiğiydi. Şu an aldı götürüyor beni. Görevi başarmış olacağım. Easy. Nice abi. İmparator ya. Gerçekten imparator. İyiyim lan. Bugün bayağı çözdüm işleri. Bugün bayağı güzel hallettik. Kıyafet değişecektin. Aynen unuttum ya. Onu çözelim. Gayet güzel.
Bu modu da kırdı kral. No itiran geliyor yakında. Yakında no itiran geliyor. Modun linkini atsan. Tamamdır, atarım. Sözüm olsun, bugün kesin atacağım. YSFB ne olur? Abi Galatasaray Fenerbahçe maçları her zaman ilk yarıları böyle sıkıcı, dandik geçer. İkinci yarıları açılır. İddia tavsiyesi vermeyeyim yani. Kıyafet doğru geldi ya. Zaten biliyorsun yeşil İrlandalılar, şans. Bu lucky üzerinden gider bu kıyafette. Ama ne bileyim, Tommy'yi de böyle yeşil yeşil golfçi gibi gezdiriyoruz. Bu görevler video olarak kanala gelecek tabii. İlk videoyu bugün attım. Yarın ikinci video. Diğer gün üçüncü video. Belki araya bir tane Forelli Redemptions eklerim. O şekilde gideriz. Golleri kimden bekliyorsun? Szymański bence Galatasaray'a bir tane atar. Hem böyle şeyler her zaman futbol sever yani. Futbol bu muhabbetleri sever. Galatasaray'a gelecekti, gelmedi falan hikayesi. Bir tane Szymański atar. Bu görev bu şekilde fail olursa çok kötü olur ama. Heh, teşekkür ederim. Galatasaray'dan da kim atsın? Galatasaray'dan da bu kadar olayın, bu kadar lafın üzerine Kerem Aktürkoğlu atsın, anasını satayım. Aa, merak ediyorum. Buradan geçmek için daha güvenli bir yer var mı diyor. Adamlar kendi arkadaşlarına sıktı ben şey yaptığım için. Arabayı kullandığım için. Bir tane Szymański'ye, bir tane Kerem'e yazdım. Golleri. Ve bir görev daha burada sona eriyor. Tertemiz bir şekilde. Şurada bir tane silah vardı. Onu da silmiştir muhtemelen. Aynen, buradakini de kaldırmış. Bir görevi daha tertemiz hallettik. Let's go. GSFB stadyumda hiç izledin mi? Yok. Ben hayatımda futbol maçı izlemeye kaç kere gittim? Bir Galatasaray stadyum açılışına gittim. Galatasaray Ajax maçı vardı. O maçı da kazanamamıştık. Bir ilk lig maçına gittim. Galatasaray Sivasspor. Ondan sonra gene arenaya Türkiye'nin bir tane milli takım maçı vardı. Hatta 90 artı 5'te mi 90 artı 6'da mı bir tane gol atmıştık. Ona gittim. Letonya diyeceğim. Letonya gibi böyle dandik bir ülke. Ona gittim. Ben genelde basketbol gittim çok. Efes'in maçlarına çok gittim. Futbolda öyle acayip gitmedim. Kral map'teki, abi map'teki bütün silah ve zırh silinmiş. Zırhı sadece SWAT arabasından alıyorsun, anladım. Telefon görevlerini de yaparız. Şu an Letonyalılardan özür dile. Pardon. Chat'teki Letonyalılar kusura bakmasın. Özür diliyorum. Bir gün Letonya'ya gidersek Letonyalılardan mekanda, Riga'da özür dileriz abi. Başkentte. Kazakistan maçı. Aynen Mustafa, Kazakistan maçı. 90 artı 3 4 böyle maç istediğimiz gibi bitmiyor. Herkes stadı terk ediyor. Gol olmuştu böyle. Stadın yarısı dışarıdaydı. Hatırlıyorum o maçı. Biz kalmıştık. Kaldığımıza da değmişti yani. Bu arada 5800 para yaptık. Gayet iyi gidiyoruz. Silahımız bilahımız da var. Az yok. Yolumuza devam. Canını neden fullemiyorsun? Canım 50'de full zaten. Neredeyse 2 saat olacak, bana bildirim gelmedi. Anla ki. Bakalım bu nasıl olacak? Ne oluyor lan? Allah Allah. Helikopter çalışmıyor. Ne olacak? RC Baron'la gidiyorum. Umarım Diaz çözmez. Helikopteri bozduk. Müthiş lan. Bir de telsizle melsizle konuşuyor. Helal olsun mod yapımcısına. Çok beğendim. Bir de revolver var. Minigun yok. Kulaklarım parçalandı. Çok güzel yapmış. Helal olsun. Lallayı çok beğendim. Revolver'la nasıl geçeceğiz bakalım göre. Bir de canı da çok daha azdır muhtemelen. Hemen bir iki mermiye düşebiliriz. Oo, çok daha fazla adam var.
Çok döndürüyorsun. Lance. Lance lan. Çok fazla sallıyorsun. Aşırı iyi ya. Ne yapıyorsun oğlum? Zor ama çok eğlenceli görev. Baron'un içinden geçler ya. Tek böyle mantıklı sıkabileceğin alan burası biliyor musun? Bir tane bir tane vura vura Baron'u ağlattılar. Daha çok alan var. Kulağım sikildi, affedersiniz. Abi benim de eğim yalnız. Allah'a emanet yani. Kolay değil ya. Kolay değil. Çok sallanıyor. Özellikle o evde çok hasar yedim. O evi halletmem lazım. Bayağı zor. Hangisinde kaldık? Chase. 22.07. Oraya bir de eve gireceğim zaten. Görev çok hoş da şimdi bir daha dinleyeceksek orayı üzücü olur. Görev kaydı, ay video kaydı 40 dakika olmuş. Bu görevi halledebilirsek sileriz de, yani tamamlarız da. Bu görevi halletmesi de sıkıntı. Gene dinleyeceğiz bunları. Dur ben sesi kısayım biraz. Sizin için de sesi biraz azaltabilirim. Venom'dan 100 TL daha destek. Her yeni günün senin için büyüme, yaratıcılık ve izleyici kitlenle daha derin bir bakım fırsatı sunmasını diliyorum. Tutkunların ve emeğin gidere demiş, devamı gelmiş. Venom'cum canımsın. Öpüyorum seni. Giderek artar falan dedin herhalde. Harikasın, çok sağ ol. Eğer kulaklar acıyorsa sesleri kısarım. Bir kere daha dinleyin bari. İkincisinde tamamıyla sesi kısarım. Benimcim öpüyorum seni. Yukarıdaki barı 5858, 58 yapmışsın yukarıyı. Başlangıcı gene güzel geçtik de ikinci kısım çok sallıyor. Orayı şansa bağlı hızlı halletmem lazım. Şu an döndüremiyorum eğimi. Sallama. Şu varilleri vursam aslında. Tamam, çok acayip hasar yemedim. Oyunfor'dan geliyor mu? Geliyor. Çok sallıyor abi, vuramıyorum ki. Bir burada 2 saniye ateş edebileceğin an oluyor. Onun dışında yok yani. Bak oraya da bir 360 attık yalandan. Evet. Eğim patates oldu burada. Tamamdır. Okay. Take them out. Ona herhalde menzil yetmiyor. Bu adam ölümsüz olabilir mi? Yok, buraya geldiğimde patlıyor oluyorum. Sesler niye böyle? Adam telsiz sesi koymuş kendince barona. Güzel de yapmış da. Burası çok zor ya. Burayı ne yapacağız bilmiyorum. Bayağı takılacağız gibi burada. Ne oldu, ben hangi göreve geldim aga? Guardian Angels, geriye gittik bir anda. Dur, bu değil. Full varillere çalışsan. Çalışmaya çalışıyorum ama olmuyor. En kötüsü bu görevde taktik de olmaz. Bu görevde denk gelecek. Sıktığım mermi vuracak. Öyle öyle ilerleyeceğiz. Yani birazcık benim şansıma bağlı gibi. Bir daha oynanır Guardian Angels.
kısıyorum. Kulaklarınız. Mouse hassasiyetini düşürsen çok hızlı hareket ediyor Baron. Ya buna alışık böyle devam etsin. Ondan yana sıkıntı yok. Çok bağırıyorlar, çok konuşuyorlar burada. Rahatsız olanlar olabilir. İşçiye bakar mısın bakalım? Ama hiç de duymuyor olmayın. Bir tık açtım. Parti ile alakalı bir problem yok ya. Masas saatiyeti ile alakalı bir sıkıntı yok. Keşke buraları hızlı geçebilsek mesela. Bir kere feyledikten sonra direkt oraya atlatabilse falan. O güzel olurdu. Ahmetciğim hoş geldin. Diaz koskoca mı? Diaz büyük bir adam ya. Sadece Tommy daha büyük. Bak şurada hemen varili vursam acaba. Ama. Çok kötü ya. Burada hep aynı. Bu kadar hasarla giriyorum. Şurası çok büyük problem ama. Ay iyi vurdum lan. Bu sefer daha az hasar yiyerek oraya geçtik. Bu sefer daha iyi geçtik. Ağaca çarptık fark ettiniz mi? O kadar varili ateş ettim hiçbir şey olmadı. Şurada bir tane eleman var. O da patladı onunla beraber. Bunu da vurduk. Kimse kalmadı. Şimdi karşıda. İlk kez burayı görüyoruz. Karşıyı da göremiyoruz. Ne oldu kanka? Kim kaldı burada? Herkes gitti. Sal 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 iyi mi? Öyle bir yerden geçirdi ki. Bak o süreçte hiçbir şey yapamazsın. O süreçte resmen hasar yemeni istiyor sadece. Orada tamamıyla bozuyor yani. Orada izin vermiyor ki hiçbir şey yapmama. Ya Tugay'ın sosisi. Yani zaten sıkabilsek sıkacağız. Lütfen tek tek sık. Nişan al şunu yap bunu yap. Yapmayın arkadaşlar. Yani. En tatlı şekliyle cevap vereyim şimdi. Bir dahakine bu kadar tatlı cevap vermeyeceğim. Yapabilsem yapacağım zaten. Yapa yapa ilerleme oluyor ama en sonunda halledilir. Öyle olacak gene. Denk gelecek. Tahminler alalım kaç saat sürer? Çok 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 uzun sürmez. Baştaki adamlara tık 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 yapsam hallederiz. İnşaatçı yok bu arada. Mesela bir anda dönüyor ya da uzak kalıyor. Orada zaten vuramıyorsun. Vurabileceğin çok az bir zaman kalıyor. Vurabileceğin çok az bir zaman var. Orada da tık 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 hepsini sorunsuz halletmen lazım. Cephaneyi yeniledik. Hadi bakalım. Varil denk geldiğinde direkt varile sıksam hızlandırır tabi. Ama onu da denk getirmek lazım. Tamam burayı yapabileceğim en iyi şekilde hallettim şu anda.
İlk kısmı tertemiz geçtik. Burayı da hiçbir şey yapamadık. Bağışa bakacağım az sonra. Takıl atamadığım için buradan atıyorum. Yok. Bu sefer de burada sıçtık. Az sonra bakacağım. Çok teşekkür ederim desteğin için. Olmadı. Hayır, buraya geçsek ne olacak ki? Buraya geçsek de işe yaramayacak. Katıl atamadığım için buradan atıyorum diyerek galiba 15 TL'lik bir destek geldi. Çok teşekkür ederim. Yok ya. Çok uzun sürdü. Evet. 3 deneme daha. 3 deneme daha hakkı veriyorum. Eğer yapamazsam bugünlük bu kadar yeter diyeceğim. Moddan sıkılmak istemiyorum. Şu anda o kıvama getiriyor. Son 3 denememiz. Bakalım 3 denemede halledebilecek miyiz? Başı güzel yaptık da sonrası ikincisi kötüydü. FIFA bugün yok. 8 saatlik yayında yaparız ama. Seksen bir hafta mini junior çektim, hala oynar mı? Kadroya bağlı. Daha iyisi yoksa tabii oynar. Niye oynamasın? Benim kadroda hala 10K'lık 15K'lık bazı adamlar var. Eray'cım teşekkürler. Vice Noid'dan ne zaman yüklenecek? Beyza bilmiyorum. Umarım en yakın zamanda. Bu FIFA'ya para basmak mantıklı mı? Bence sadece oyunun başında mantıklı. Oyunun başında güçlü başlayabilirsen her şey çok güzel değişiyor. Ama oyunun 5-6 ay sonra belki Totti'de de olabilir. Ama oyun başladı, ilerledi, ilerledi. O dakikadan sonra bana çok mantıklı gelmiyor FIFA'ya para atmak. Sen başındasın. Ha, kimse başında değil. Tertemiz. Bir tane gitti. Böyle geçerken vurmana imkan yok ki mesela kimseyi. Yok ya. Böyle çapraz geçerken vuramıyorsun. Tek vurabileceğin açı bu, sabit durdu. Bunda da iki mermi hakkın oluyor zaten. Araba patladı ki, helikopter patladı zaten. Boşuna şey yapıyorum yani. Boşuna uğraşıyorum şu anda. Patladı. Yani şu an ne yapabilirim bilmiyorum başka ya. Tavsiyen var kızmazsan. Abi tavsiyeye kızmıyorum. Sadece şunu yap, bunu yap, şunu yap. Hani backseating olayına karşıyım. Yapın tavsiyelerinizi. Mantıklıysa tabii ki uygulamak isterim. Yesugaydım çöp. Sadece bunu söylüyorum, çöp. Son bu görevde dediğin normal önde lens kurtarırken dedi. Aynen. O şeyden çalmışlar. Çöplükten kurtardı, junkyard'dan kurtardı, yerden çalmışlar. Abi adamları hızlı vur. Diğer moddaki bu mod yapımcısıyla haberleşiyor musun? Yok. Bunun mod yapımcısı kim? Onu bile bilmiyorum. Varilleri vur abi. Arkadaşlar ilk kısmı zaten çok hızlı geçiyoruz. İkinci kısımda varil maril yok. Mouse'la ateş etmek yerine klavyeden ateş eden bir tuş vardı. Genellikle onunla ateş ediyorum. Mouse'la direkt nişan alıp. Aim alıyoruz. Mouse'la ateş etmek yerine klavyeden ateş eden. Böyle mi aim alayım? WASD ile alıp böyle mi ateş edeyim? Bilmiyorum.
Aynen Yunus Emre'yi değiştirelim. BTS'e bilmiyorum, yapamam herhalde ben onu. Bilal'cim sakinim, önümde suyum da var ya. Bu şu an sinirli olmakla alakalı değil, zor yani. İkinci kısımda bak böyle çapraz gidiyor araç, tık tık brr, bir daha dönüyor. Tık tık bir daha dönüyor. O arada zaten hepsi yok ediyor. Orayı yapamıyorum yani. Belki bir tık daha iyisi yapılabilir ama bundan daha çok fark etmez yani. Bak iki tane vurdum buradan geçerken. Buradan geçerken belki dönerken vurur muyum diyorum ama. Oho. Daha fazla dönmüyor. Take them out. Hepsine tek atsam bile üçü bir arada tarıyor ya burada. Oradan olmuyor. Yok, siktik gene. Neyse, bu son denemem. Söz verdiğim gibi. Bugünün son denemesi olsun. Eğer olursa olur, olmazsa da bir sonraki denememizde yaparız. Yeterli ateş ediliyor biliyorum da WASD ile kaydırmak araç dönerken şu an mantıklı gelmedi bana. What's the matter with you, man? O dönen kısımda adamlar arkadan gelenlerden birini öldürsen. Keşke. Sonra başka oyun var tabi. Pes etmiyorum Eren. Yine devam edeceğiz sonuçta oyunu ama tadımız kaçmasın. Ali Rıza Bey. Bugün bayağı görev bitirdik ya. Riot görevini bitirdik. Golf görevini bitirdik. Demolition Man'i bitirdik. Guardian Angels'ı bitirdik. Gonzales'i öldürdük. AVM'yi bitirdik. Takibi bitirdik. Bu da takipten sonrası. Yani ilk bir bölümde 2 tane falan bitirmiştik görev. Şimdi 7-8 tane falan bitirdik. Anne dedem tahtaya ne yazmış? Ne yardımı ya Berke, sen ne diyorsun, sen daha tanımamışsın sen beni. Anlosun eğimi lazım. Hemen bir sniper olup diye hareketler yapmam lazım. Orada şarjör değiştiriyor olmasaydım belki vururdum biliyor musun? Yav. Burada çok ekstra yedim. 2-3 mermi ekstra yedim. Cassas aleyküm selam. Şarjörü yeniledim. Önce sağdakini vurmam lazım. Ah be, varili vursam çok iyi olacaktı. Yani gittiğin yolda yapman lazım ya. Mesela en yakın olanı vuracaksın. Uzak olanla uğraşmayacaksın. O zaman olmayacak gibi değil. Mesela şu an bunu vurmak mantıklı. Sonra bunu vurmak mantıklı da eğim dönmüyor ki. Sıkıştı orada. Mantıklı olana, ilk mantıklı olanı vurursan
Belki olur. Bak şu an dönmüyorum. Burada çok hasar yiyoruz. Çok gereksiz yere. Burası tamamen oyunun piçliği yani. Hepsi gitti. Keşke şu an bıraksa ama daha çok bina gezer. Hayır, hepsi gitti diyorum. Bitmedi ki. Hepsi gitmedi ki. Daha bu varmış ya. Bunu öldürsem sizce biter miydi ya? Bunu öldürsem sizce tamam der miydi? Bir kere daha deneyeceğim. Last. Bu son. Bu öyle ya da böyle son. İyiydi çünkü. Bir kere daha denemek istiyorum. Bu son deneme. Bu arada bugün Emre'nin attığı 50'likler şeyi popüler sohbet mesajlarının altını ele geçirmiş. Son deneme diye iyiydi bence. Sırasıyla vuracağız adamları. Öndeki vuruyor, sonra ondaki vuruyor, sonra oradakini vuruyor. Mesela ben soldakini taramaya çalışırken sağdaki ateş ediyor, patlıyoruz. Sırasıyla vurursak tamam yani. Olabilir. Ben de kolumu kırdım. İyileşmesi ameliyatmış. Geçmiş olsun kral. Hemen kötüsünü düşünme. Eğer ameliyat olması gerekiyorsa ameliyat olur ama daha şimdiden onları düşünmeye gerek yok ki. Zaten ameliyat olsan da kol yani. Direkt hızlı bir şekilde hallederler. Seslendirmeler efsane ya Okan. İkincisinde sağ üsttekini vurman daha iyi olur. Tamam, önce aşağıya değil yakın olanlara sıkmaya çalışacağım. Önce en yakınlara, sonra uzakta kalanlara. Burayı zaten düz geçiyorum. Gene umarım güzel geçerim. Üç tane kalması iyi değil. Yani okey. Çok iyi de değil, kötü değil. Şarjörü yeniledim. Ya onlar ne güzel, ikisi sabit bir arada duruyorlardı. Bu adam duvarın yanına falan geçmeye çalıştı. Durduk yere. Bu sefer iyi ateş edemedim. Hem aşağıdakiler sanki daha fena vuruyor ya. Aşağıdaki şu yandaki eleman çok daha fena sıkıyor şu an. Bu aga sırasını bekliyor bence. Bu daha çok sırasını bekliyor gibi. Bir de ağaca çarpıyoruz ya orada. Yok, varili vuruyorum ama patlamamakta ısrarcı o varil. Buraya dönemiyorum zaten. Enti. Tamam. Bugün doyurucu. Video 1 saat oldu. Dediğim gibi bu videoların hepsi görevi başardık bitti tarzında olmayacak. Çünkü mod zaten yeterince zor. Abi görevi tamamlayıp bitirseydin diyenler varsa artık diğer videoyu bekleyecekler. Yapacak hiçbir şey yok. Moddan sıkılmak istemiyorum. Yordu beni. Bugün bu kadar yeter. 2 saat 13 dakikadır oynuyormuşuz biz. Videoyu izleyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Yorum atarsanız da destek olursunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.